सुनिए आप चाह Bölge bölge e, bizim için önemli turistik yerlere bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Karşımıza çıkabilecek yerlere bakmaya çalışacağız. Sonra da vaktim kalırsa onları her üzerinden de sana anlatmaya çalışacağım. Şimdi turizm denildiği zaman önce UNESCO'dan bir gidelim. UNESCO nedir? UNESCO Miras Sistesi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve e, Kültür Kurumu olarak bilinmektedir arkadaşlar. Ülkemizde 21 tane UNESCO miras sistemimiz bulunmakta. Kalıcı miras sistemimiz bulunmakta. Bunlardan ilk arkadaşlar Sivas, Divriği, Ulu Camii ve Daru Şifahanesi Dikkatli dolu Sivas Divri, olacağım ve Darü Şifahanesi yıllar önce ee, bize tarihte şifahane olarak soruldu arkadaşlar. Yani farklı coğrafyadan bazen bazı yerleri tarihte tarihten bazı bilgileri coğrafyada e, görebiliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. E, namaz kılın insan gölgesiyle meşhur olan bir yer aslında e, Sivas Divri Yolu Camii ve Davru Şifahanesi arkadaşlar. İstanbul'un tarihi alanları demiş. Böyle toplamış bizi çok fazla yormamış. Teşekkür ederiz UNESCO sana. Göreme. Göreme. Milli Park değil artık. Göreme ve Kapadokya diyelim. Hatta Kapadokya nedir arkadaşlar? Güzel. Atlar diyarı diye de bilelim. Göreme ve Kapadokya. Nevşehir. Şimdi bakıyorum burada peri bacaları var. Peri bacaları nedir? Bir doğal şekil. Akarsu sellenmesiyle oluşmuşlardır. Doğal şekil. E baktığımda burada yeraltı şehirleri ve kiliseler bulunmakta. Bunlar da beşeri. O zaman burası hem doğal hem beşeri. Yani UNESCO listesine nasıl girmiştir? UNESCO listesine karma olarak girmiştir. Ve çok. Hattuşa. Hattuşa neresidir arkadaşlar? Hitit başkentidir. Dikkatli olunuz. Hattuşa der Derse, Çorum değil mi? Hitit derse nereye gideceğiz arkadaşlar? Çorum'a gitmemiz gerekir. Evet Nemrut Dağı. Nemrut Dağı Komagene Krallığı arkadaşlar. Böyle bir çiğ köftecisine bağlamış olduk burada ama Komagene Krallığı. Nerede bulunmakta? Adıyaman'da. Böyle Aragüler'in e, İstanbul'un mavi gözü dediğimiz arkadaşlar, Rahmet'te ünlü fotoğrafçı Güler'in fotoğraflarıyla da karşımıza çıkan, Türkiye'de güneşin en güzel doğup en güzel battığı yerler listesinde bulunan bir yer. Tamam Nemrut, Adıyaman, Milli Parkı arkadaşlar ve Yarapolis. Yarapolis ve Pamukkale ben hep şöyle öğretirim öğrencileri. salatalığın diğer adıyla polisi bağla. Hierapolis ve Pamukkale. Şimdi Hierapolis'e bakıyorum. Antik bir yer. O zaman burası beşeri. Ama Pamukkale bir traverten değil mi arkadaşlar? O zaman traverten de bir doğal oluşum. O zaman burası da nevşehir gibi. Hem doğal hem beşeri karma dokulu demek. Ki UNESCO miras listesinde iki yerimiz. Karma dokulu. Biri nevşehir, unutma. Biri de Denizli. Tamam bunu sakın unutma. Santos Leton antik kenti nerede bulunmakta arkadaşlar? Antalya Muğla il sınırından yolumuz bir gün Kaş Kalkan'a düşerse arkadaşlar orada görebileceğiniz antik kentlerden birisidir birileridir hatta öyle söyleyeyim ve UNESCO miras listesinde bulunmaktadır. Safranbolu. Ee, ben Safranbolu'da yaşıyorum. Ee, Aslenbolu'dayım ama Safranbolu'da yaşıyorum. Safranbolu mükemmel bir şehir arkadaşlar. Karagüt'te bulunmakta. Osmanlı'nın arka bahçesi olarak da karşımıza çıkmakta. Ve Çanakkale. Ee, eminim yolunuz buralara düşmüş. Atın şu kısmından da bir fotoğraf çektirmişsindir. Truva. Arkeolojik sit alanı arkadaşlar. Çanakkale. Filmdeki at falan diye karşınıza çıkabilir. Ve Çatalhöyük. Çatalhöyük nerede? Konya. Çatalhöyük. Çatalhöyük neydi? Çatal kullanıyorlardı. Modernleşmişlerdi. İlk şehir olmuşlardı. Ee, Neolitik dönemden kalan ilk şehir yerleşkesi olarak bilinen Anadolu'da arkadaşlar Çatalhöyük bizim için kıymetli. Kibele'nin memleketi arkadaşlar. Çatalhöyük neredeymiş Konya. Ve Edirne Selimiye Camii bir dönem KPSS'de soru olarak geldi. Mimar Sinan'ın dedi ustalık eseri arkadaşlar hangisidir? Edirne Selimiye Camii dedik ve Bursa. Bursa Cumalı Kızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu. Ben bu fotoğrafı görünce aklıma direkt Kınalı Kardeşisi geldi arkadaşlar. Bir dönem benim öğrencilerim çok izliyorlardı. Bursa Cumalı Kızık ve Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu. gerçekten de çok eski Osmanlı evleriyle karşımıza çıkan özel yerlerden birisi arkadaşlar ve Bergama. Bergama çok katmanlı arkadaşlar peyzaj alanı İzmir. Bakın e, yakın bir zamanda UNESCO'dan iki eser bulunan il diye sordular Kim arkadaşlar İzmir'di. Bir İzmir, Bergama var bir de İzmir Efes var biliyorsunuz. Mesela Bergama kültürel peyzaj alanına baktığınız inanılmaz dik bir amfi tiyatrosuyla karşınıza çıkıyor. Bilmiyorum antik kentleri seviyor musunuz ama e, güzel yerlerden birisi. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri arkadaşlar. Ee, Diyarbakır Surları olarak açıklandı. Daha sonra Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri olarak değiştirildi. Şu an UNESCO Minas Listesi'nde bulunmaktadır arkadaşlar. Ve İzmir Efes. Efes Antik Kenti dikkat et İzmir'de iki tane var dedi. Bir Bergama bir Efes tamam dikkatli olun. Hatta Efes Antik Kenti'ni gezerken ne göreceksiniz? Ee, dünyanın eski yedi harikalarından birisi burada arkadaşlar. Artemis Tapınağı bir buçuk sütun kalmış. Birazdan fotoğrafını göstereceğim sana. Ee, yine arkadaşım burada ne var? E, Meryem Ana var. Değil mi? Dini merkezlerden biri olarak kabul ediliyor. Meryem Ana Kilisesi var. Biz sadece şimdi burada Efes'e bir odaklanalım. Tamam, İzmir Efes Antik kenti arkadaşlar. Ve Kars, Kars Ani Harabeleri. UNESCO Midas Listesi'nde bulunmakta. Belki bir gün Doğu Ekspres'te yolumuz buralara kadar düşebilir. Bilemiyorum. Kars'a kadar gidiyor biliyorsunuz. Afrodizyas, Afrodizyas arkadaşlar Aydın'da bulunmakta. Yine Ara Güler'in fotoğraflarıyla karşımıza çıkmış ee, şifacı toplum olarak bilinen arkadaşlar bir antik kent sahası. Ve Göbekli Tepe, Göbekli Tepe arkadaşlar Şanlıurfa, Şanlıurfa Göbekli Tepe dünyanın bilinen ilk dini yapılar topluluğudur arkadaşlar. Dünyanın bilinen ilk dini yapılar topluluğudur tamam dikkat et. Aslantepe, Aslantepe Malatya'da bulunmakta arkadaşlar. Malatya Aslantepe höyüğü 3000 yıl çocuk iskeletleriyle karşımıza çıkan ve UNESCO artık kalıcı miras listesine giren yer. Ve Gordion. Bence bu Gordion'u unutma. Çünkü 2023 yılı yani en son girenler listesinde Ankara Gordion. Eşek kulaklı midasın memleketi arkadaşlar. Gerçi Ankara deyince aklımıza Gordion diyecek aklımıza alışveriş merkezi geliyor ama yani biz antik kente gidelim Ankara Gor diyor. Yine son eklenen kimdir diye soracak sana ee, Anadolu'nun Orta Çağ dönemi ahşap hipostil camileri ne demek ahşap sütunlu camileri kim bunlar Konya Eşrefoğlu Camii Kastamonu Mahmut Bey Camii Eskişehir Sivrihisar Cami, Afyon Ulu Cami, Ankara Aslanhane Cami arkadaşlar şu an UNESCO miras listesine eklenen son yerdir. Bunları dikkat edelim. Çok hızlı geçelim mi baştan sona? Ben şöyle hızlı hızlı tempo tempo alalım. Sen de beni kulaklığında falan dinliyorsan şöyle senin kafanda da tekrar olur. Hızlı geçiyorum. Hazır mıyız? Ee, Divriği Ulu Cami nerede? Sivas. Benimle tekrar et. Divriği Ulu Cami nerede arkadaşım? Sivas. Tamam dikkatli ol. İstanbul'un tarihi yerleri. Göreme ve Kapadokya, Karma, Hattuşa, Çorum, Nemrutlu, Adıyaman, Hierapolis, Pamukkale, Denizli, Karma, Xantos, Leton, Antalya, Muğla il sınırında, Safranbolu, neresi? Karabük, Truva, neresi? Çanakkale, Çatalhöyük, neresi? Konya, Edirne, Selimiye Camii, Bursa, Cumalı, Kızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu, İzmir, Bergama çok katlı kültürel alan, peyzaj alanı. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri. İzmir, Efes. Kars, Ani. Aydın, Afrodizyas. Şanlıurfa, Göbekli Tepe. Tarihin sıfır noktası. Malatya, Aslan Tepe. Gordiyon, Ankara Gordiyon ve camiler tamam ahşap sütunlu camiler en son eklenen arkadaşım. Tamam UNESCO'yu şöyle hızlıca geçirdik. Ben bunların harita çalışmalarını da yaptım. Dediğim gibi en güzel bence öğrenme stili haritadan bakmak. Çünkü ne yapıyor yol çiziyor. Şuraya gittim buraya gittim neyi gördüm neyi görmedim. O yüzden haritaları lütfen e, önem ver. Tamam ben de sana harita çalıştıracağım burada. Arkadaşlar e, geçici bir sistemimiz var. Gerçekten çok kalabalık bir liste ama geçici miras listesinden bize günlük dağını falan sordu. Çıkabilir çok dikkatli ol. İlk eklenen. ilk eklenen Antalya Karayin Mağarası. İnsanlığın ilk mağaralarından birisidir arkadaşlar. Anadolu'da çok kıymetlidir. O yüzden ilk ekleneni bilelim bence. Antalya Karayin Mağarası. Bence son eklenenini de bilelim. Mardin Midyat çevresi. Tur Abdin diye geçer. Genç antik ve orta çağ kilise ve manastırları. Mardin Midyat çevresi. Tur Abdin. Tamam kafanda böyle kalabilir. Kiliseler manastırlar kalabilir. Mardin denilince zaten değil mi? Farklı dinlerin farklı mezheplerin bir arada yaşadığı özel illerimizden birisidir arkadaşlar. Mardin, Hatay değil mi? O özelliklere sahiptir arkadaşım. Ee, geçici listede şimdi şöyle açacağım. Karma. Neydi karmalar? Hem doğal hem beşeri tamam dikkatli ol karma. Hani kalıcıda karmalarımız kimdi? Hatırla. Nevşehir değil mi? Göreme ve Kapadokya. Denizli, Hierapolis ve Pamukkale'de hatırlıyorum. Peki geçici de karmalarda kimler var? Çok dikkat et. Yakın bir zamanda Güllük Dağı'nı sordular arkadaşlar. Hani böyle bu tip sorular gelebilir. O yüzden sen buraya dikkat et. Geçici karmada kimler var? Dağı. Harşenedağ'ın. dağı Pontus Kralları, Kaya Mezarları neresi? Amasya tamam mı? neresi? Amasya. Güllük Dağı ve Termasos Milli Parkı arkadaşlar. Antalya. Güllük Dağı Termasovs Milli Parkı. Kekova. Yine neresi Kekova arkadaşlar? Dikkatli ol. Antalya. Ve kim var? Kemalya. Kemaliye nerede? Erzincan Kemaliyet ama bunlar şu an hem doğal hem kültürel hem beşeri yani karma dokulu geçici miras listesinde dikkat ol. Harşena Dağı, Amasya, Güllük Dağı arkadaşlar, Termasos, Milli Parkı, Antalya Kekova, Antalya, Erzincan Kemaliye şu an geçici karmada bulunmaktalar. Peki geçici doğal? Yani geçici doğal e, çok uzatmak istemem ama Tuz Gölü arkadaşlar özel doğa koruma alanı Tuz Gölü geçici doğalda. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti arkadaşlar gerçekten muazzam bir yer. Ve Tokat Ballıca Mağarası ben bazen şeyleri hani bütün mağaraları unutsanız bile Ballıca'yı unutma. Dikkat ol Tokat'taki var Ballıca Mağarası bunlar da geçici doğal listede bulunmaktadır. Arkadaşlar UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel değeri miras listesini açıklıyor. Ee, Anadolu'da da arkadaşlar bir sürü e, liste açıklandı. Şu an 27 tane liste açıklandı. İşte Ebru Sanatı, Türk Kahve Gelini, Karagöz, Hacivat, Mehtahlık bir sürü şey açıklandı. Lavaş hani bir sürü e, açıklanan Mesir Macunu, bir sürü açıklanan e, somut olmayan kültürel miras sistemimizde e, bir sürü yer var, bir sürü özellik var arkadaşlar. E, ama 2023'ü bilmek de fayda var. 2023 hatta son açıklanan falan diye sorabiliyorlar bazen. 2023'te kim var arkadaşlar? Tesip sanatı, iftar, balaban, sedef kakma işçiliği arkadaşlar. Tesip, iftar, balaban, kim dedik? Sedef kakma işçiliği. En son derse sedef. E balaban, iftar, tesip tamam mı? Bunlar hepsi arkadaşlar bu listede bulunmakta. Tamam? Yani ben olsam e, bunları bir kenara yazarım. Tesip sanatı iftar tamam dikkatli ol iftar iftar geleneksel Ramazan iftarlarımız balaba balabat, mey e, ve sedef kalkma işili arkadaşlar e, şu an UNESCO somut olmayan kültürel listede arkadaşlar son bulunanlar acil koruma gerektiren acili koruma gerektiren, somut olmayan kültürel listeye. Bakın ben yıllarda sadece ıslık dilini anlattım. Islık dili, ıslık dili diye gittik. Ama arkadaşlar sonra kim geldi biliyor musunuz? Geleneksel ahşap taş işçiliği, zeytin yetiştiriciliği. Tamam dikkatli olun. Zeytin yetiştiriciliği arkadaşlar bu listeye eklendi. Yani o yüzden burada birazcık dikkat etmen gerekiyor. En son eklenen, acil koruma gerektiren, somut olmayan kültürel miras listesine en son eklenen zeytin yetiştiriciliği. E hocam ıslık dili, ıslık dili. Geleneksel ahşap taş işçiliği eyvallah tamam ama neyi bilmen gerekiyor? Son eklenen kimmiş arkadaşım? Acil koruma gerektiren zeytin yetiştiriciliği. Peki somut olmayana son eklenen kimmiş? Sedef. Hocam sedef var, balaban var, iftar var, teslim sanatı var. Peki bunlar dörtlü. Bir tane daha ekler değil mi? Soruyu farklı bir noktaya taşıyabilir. O yüzden bu dörtlüyü bilelim. Teslim sanatı, Ramazan iftarları, balaban ve sedef kalkma içiliği, bunlar somut olmayan kültürel miras listesinde acil koruma gerektiren ıslık dili, unutma, ahlat taş arkadaşlar çok kıymetlidir. Ve zeytin yetiştiriciliği, geleneksel zeytin yetiştiriciliği arkadaşlar şu an acil koruma gerektiren. Bunlara dikkat et. <laughs> Hocam çok bilgi var. Bunları lütfen yaz olur mu? Yani en sonlarda genellikle senin için çok önemli. UNESCO arkadaşlar dünya bellekleri oluşturmuş. Dünya bellekleri deyince Boğaziçi Üniversitesi arkadaşlar Kandilli Rasathanesi el yazmaları. Yine fotoğraflarını da attım ben. Hitip tabletleri Boğazköy, Çorum. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, İbn Sina el yazmaları, dünya belleklerinde. Evliya Çelebi seyahatnamesi. Kil tabletleri Kayseri. İlk yazılı tablet Asurlular. İlk ticaret unutma. Divan-ı Lügati't Türk bizim için çok kıymetli. Kaşgarlı Mahmut. Piri Reis'in haritası. Şimdi buraya kadar hızlı hızlı geldim. Ama bundan sonra yavaşlayacağım. Çünkü 2023 yılında eklenenler var ki bakın şöyle söyleyeyim en son 2017 yılında eklenmişti. 2023 yılında bir yer gelmemişti. Bak gelmiş dikkatli ol. Katip Çelebi koleksiyonu. Cihan Numa tamam dikkatli ol. Cihan Numa Katip Çelebi. Bir. 2023 yaz bunu. Başka Mevlana külliyatı. Mevlana'nın tüm eserleri. Mükemmel. Yıldız Saray fotoğraf koleksiyonu. Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu. Son eklenenler. Bak tekrar alıyorum. Katip Çelebi koleksiyonu. Cihan Numa. Tamam dikkatli ol. Mevlana Külliyatı. Bütün eserlere. Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu. Dünya ne, son eklenenler. Tamam Lütfen bunları kenara yaz. Hocam çok bilgi. Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezervi bulunmakta. Neresi burası? Artvin Camili. Tamam Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezervidir. Notlarında olsun. Türkiye'nin ilk ve tek jeopark ağı. Yanık ülke, yanık şehir. Neresi arkadaşlar? Manisa Kula. Değil mi? Anadolu'daki ilk insan ayak izleri. Peri bocalarıyla da karşımıza çıkıyor. Manisa Kula. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Jeopark ağı olarak karşımıza çıkar arkadaşım. Peki yaratıcı şehirler. Yaratıcı şehirlerde eğer branşın sosyal bilgiler öğretmeni ise, coğrafya öğretmeni ise bende şöyle ayırmanda fayda var. İşte gastronomi dalında hangi, tasarımda kim, zanaatta kim? Ama sadece GKG'den gireceksen ki sınav sorusu Kırşehir olmuştu arkadaşlar. Dikkatli olun 2020 yılında sormuşlardı. Bence e, Şanlıurfa 2023 yılında geldi. Şanlıurfa'yı bilmekte fayda var. Yaratıcı şehirler ağına son eklenen ilimiz kimdir? Şanlıurfa. Ya da şöyle bir soru görebilirsiniz. Son eklenen ilimiz Şanlıurfa hangi hangi dalda eklenmiştir? Şanlıurfa hangi dalda eklenmiştir arkadaşlar? Müzik dalında etkilen yani eklenmiştir. Buna dikkat Evet. Peki öğrenen şehirler. Bence burada ilk ve sonu bilmekte fayda var arkadaşım. İlk sonda gerçi 3 tane var. İlk öğrenen şehrimiz Eskişehir. Eskişehir ilk öğrenen şehir. Peki son öğrenen şehirlerimiz kimdir arkadaşlar? Bursa, Sakarya, Yozgat. Bursa, Sakarya, Yozgat. Tamam. Neresiymiş? Bursa, Sakarya, Yozgat. Tamam. Mı? Buna lütfen sert dikkat et. Son öğrenen şehirler Bursa, Sakarya, Yozgat. Bursa, Sakarya, Yozgat. Tamam mı? Bunu unutma. Peki dünya kitap başkentleri arkadaşlar ilk kitap başkenti dünyada İspanya Madrid. Peki sonları bilelim. Hatta ben <laughs> şöyle ekledim çok geçmişten aldım ama bence 2023 ile 2025 arasındakileri bilsek yetecek. 2023 Akran, Ghana arkadaşlar. 2024 Strasbourg, Fransa. 2025 ise arkadaşlar Rio de Janeiro neresi? Brezilya. Tamam mı? Dikkatli ol. 23 Akran. 24 Strasbourg neresi? Fransa. 25 neresi? Rio de Janeiro neresi arkadaşı? Brezilya. Notlarında bunlar da Olsun. UNESCO tarafından belirlenen 10 yılımız nedir arkadaşlar? 2021-2030 yılları arası uluslararası okyanus bilimleri yılı olarak arkadaşlar e, belirlenmiştir. Ve geldik Türkiye'nin ilk milli parkına. Türkiye'nin arkadaşlar ilk milli parkı Yozgat Çamlı ki bir dönemin sınav sorusuydu. Bence bütün Yozgatlılar yaptılar. Olmaz böyle değil mi? Peki son eklenen milli parkımız kimdir? Arkadaşlar tarih 2024 unutmam hani ben başka bir yıl istersen eğer bu değişecektir çünkü bu yıl üç kere değişti yani biz en son çıldırmak üzereydik son milli parkımız arkadaşlar Akdağ tamam mı? dikkatli olunuz Akdağ Tabiat Parkı neresi Afyon'da arkadaşlar Akdağ Tabiat Parkı Afyon'la Denizli arasında arkadaşlar Tabiat Parkı Türkiye'nin şu an en son milli parkıdır ilki Yozgat Çamlı en son neresi Akdağ tamam Akdağ Tabiat Parkı Peki Tabiat Anıtı'mız. Arkadaşlar Türkiye'nin ilk tabiat anıtı burası. Neresi burası? Düzce. Düzce Samandere Şelalesi arkadaşlar. E, gerçekten de güzel bir şelaledir burası. Türkiye'nin ilk tabiat anıtı olarak bilinir. Sonu sonu. <laughs> arkadaşlar son tabiat anıtı'mızsa Rize. Rize Gindeş arkadaşlar şelaleler. O zaman tabiat anıtı diyorsam ilki de sonunda şelale. İlki neresi? Samanlı Şelalesi. Sonu neresi? Rize Ginde Şelaleleri arkadaşlar. Şu an son eklenen tabiat anıtı. Sınava kadar ne olur ne gider bakalım. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar ilk tabiatı koruma alanı ben hep şöyle diyorum. Ee, önce kimi koruyacaksın? Önce Hacı'yı koruyacaksın. O zaman Samsun, Hacı, Osman Orman. Önce Hacı. Tamam. İlk tabiatı koruma alanı neresiymiş? Kimi koruyacaktın? Hacı'yı. Tamam. Samsun, Hacı, Osman Orman arkadaşlar. Türkiye'nin ilk tabiatı koruma alanı. Bak anıt derse şelaleler aklımıza gelecekti. Düzce Samandere şelalesi. Rize Ginde şelalesi. Ama koruma alanı diyorsa kimi koruyacaksın? Önce Hacı'yı sonra Lale'yi. Tamam hangi Lale'yi? Uşak'ta arkadaşlar itecik lalesini korumamız gerekiyor. İlk tabiat koruma alanı Samsun Hacı Osman Ormanı. Son tabiatı koruma alanı ise arkadaşlar neydi? Lale. Hangi lale? İtecik lalesi arkadaşlar. Uşak itecik lalesi. Burada kaldım. Ee, sonra da bölge bölge arkadaşlar tekrar devam edeceğiz seninle. Görüşmek üzere.